Merhaba, düğüne dair her şeyi bulabileceğin Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Gelin makyajına dair ipuçlarına ihtiyacın varsa şu an en doğru yerdesin. Çünkü bu videoda gelin makyajına karar verilirken en sık yapılan 5 hatadan bahsedeceğiz. Düğün için her şey, düğün.com'da. En sık yapılan hata, makyajı ten rengine göre yaptırmamak. Ten rengine göre makyajı etkileyen iki şey var, fondöten ve allık. Eğer Kelly Osbourne'u örnek almıyorsan fondötenin ten renginin aynı olmalı. Allıkta ise beyaz tenlileri, bal, şeftali, kayısı tonlarını, buğday tenlilere ise pembe tonlarını tavsiye ediyoruz. Esmerler ise turuncu, kahve ve mürdüm tonlarını tercih edebilir. Bir diğer hata ise makyajda göz rengiyle aynı tonları kullanmak. Bu genelde gözleri öne çıkarır diye yapılıyor. Ancak sanılanın aksine makyaj göz rengiyle aynı tonlarda olduğunda göz renginin önüne geçiyor. Bunun yerine kontrast yaratacak renkler tercih edilebilir. Mesela mavi gözlüler pembe ve altın tonlarını, yeşil gözlüler de kırmızı ve mor tonlarını tercih edebilir. Sadece göz rengine değil, göz şekline dikkat etmemek de en sık yapılan hatalar arasında. Mesela düşük gözlerin varsa yukarı, yani şakaklara doğru çekilen eyelinerla gözler yukarı kaldırılabilir. Ama gözlerin küçükse gözün içine beyaz eyeliner çekebilirsin ya da hem üst hem de alt kirpiklere rimel sürebilirsin. Eğer bunları bilirsen makyaj modelini de buna göre seçersin. Bunun gibi yanıtını aradığın sorular varsa yorum olarak yazmayı da unutma. Dördüncü maddemiz de gelinlik modelini önemsememek. Gelin saçı videomuzda da bahsettik. Linki şöyle bırakıyoruz. Saç makyaj seçiminde gelinlik modeli önemli. Makyajda sihirli cümlemiz şu: gelinlik ne kadar ihtişamlıysa makyaj o kadar sade olmalı. Yani elbise formunda sade bir gelinliğin varsa kırmızı rujun ön planda olduğu İddialı bir makyaj yaptırabilirsin. Ya da tam tersi, ihtişamlı bir gelinliğin varsa gelin makyajın sade olmalı. Son maddemiz ise daha önce denenmemiş bir makyaj yaptırmak. Gelin makyajın daha önce denediğin ve yüzüne yakıştığından emin olduğun bir model olmalı. Bir ünlü de internette bir yerde sade bir makyaj beğenmiş olabilirsin ama belki düğünün için zayıf kalabilir. Ya da düğün için iddialı bir makyaj yaptırmam gerekir diye düşünebilirsin ama gözün küçüktür, böyle buğulu, dumanlı bir makyaj daha da küçük gösterebilir. Bu yüzden eğer yeni bir model deneyeceksen düğününe 1-2 hafta kala mutlaka prova yaptırmalısın. Böylece düğün günü kötü bir sürprizle karşılaşmazsın. Geldik videomuzun sonuna. Sırada makyajını yaptıracağım profesyoneli bulmak var. Şehrindeki saç makyaj uzmanlarını videonun açıklama kısmına bıraktığımız linkten inceleyebilirsin. Düğüne dair daha fazla tavsiye ve ipucuna ihtiyacın varsa abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.